Kamil Bilici ile Gündemdekiler başlıyor. Kamil Bilici ile Gündemdekiler başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi, müzikal takınız Küpe FM'den, bendeniz Kamil Bilici'den. Merhabalar efendim, yepyeni bir Gündemdekiler'de yine huzurlarınızdayız. Yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde yine siyasetin nabzını tuttuğumuz programımızda bugün yine çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve bölgemizden sorumlu İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır bizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki bir saat içerisinde hem Silivri ile ilgili gözlemlerini hem yaklaşan bu seçimde nelerin beklendiğini birinci ağızdan öğrenip sizlere aktarma şansımız olacak. Lafı fazla uzatmadan şu an stüdyomuzda bulunan Sayın Vekilimize de hoş geldiniz. Yeni hoş geldiniz Vekil. Merhaba Kamil Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bu arada Küpe FM'in 25. yıl dönümü de kutlu olsun. Çok sağ olun. Bugün doğum günümüz hakikaten. 25 yılı geride bıraktık. Kutluyorum sizi. Nice 25 yıllara inşallah. Çok sağ olun. İnsanların kulağına küpe olacak bilgiler ve yayınlar yapmak. Çok sağ olun. Aslında çok da yoğun bir programınız olduğunu ben yakinen biliyorum. Bir süredir bölgemizde çeşitli temaslarda bulunuyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğiz ama ilk olarak kısaca sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Evet, ben 1983 yılında 80 ihtilali sonrasında SODEP'te siyasete başladım. Sosyal Demokrat Parti'de. Daha sonra Halkçı Parti Birleşmesi SHP oldu biliyorsunuz. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi 93 yılında. Yaklaşık 23 yaşında girdiğim ve 59 yaşında 36 yıldır devam ettiğim, kesintisiz devam ettiğim görevimde siyasetin hemen hemen her kademesinde bulundum. 2011-12 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'ydım. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön milletvekilliğinde ön seçim yapmasıyla 80 civarında arkadaşla birlikte yarıştık. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımızdı. Orada ön seçimden ikinci olarak çıktım. Ve 2015 yılında parlamentoya milletvekili olarak girdim. O gün bugündür de 4 yıldır parlamento görevim devam ediyor. Tabii henüz bir dönemi tamamlayamadık ama 3 dönemdir milletvekili. Birinci dönem 6 ay, ikinci dönem 1,5 yıl. Şimdi tekrar 3. dönemdeyiz. Ve bu süreçte de Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilişim Komisyonu üyesi olarak görev yapıyorum. En son görevlendirmede biliyorsunuz bu işte Mart ayında yapılan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle İstanbul'un 39 ilçesine 39 görevli milletvekili verildi, sorumlu milletvekili. Ben de Silivri'ye görevlendirildim. Yaklaşık 20 gündür Silivri'de görev yapıyorum. Seçime kadar buradayım, seçim sonuçları sayılıp bitene kadar buradayım. Silivri biraz İzmir'i andırıyor. Çok güzel bir sahil kasabası. Çok beğendim. Daha önce de bir iki kez gelmiştim ama bu kadar yakın incelememiştim. Özellikle İzmir'in Güzelbahçe ilçesine çok benziyor. Tekneleri, balıkçı tekneleri, sahili. Yaşanabilir bir kent. Çağdaş insanları var. Temennimiz ve dileğimiz, hedefimiz 31 Mart'ta aldığımız seçimlerde İmamoğlu'na alınan oyu %10 daha arttıracağız. Bu çalışmayı yapıyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe örgütümüz, ilçe başkanımız, belediye başkan adayımız yoğun bir tempoda. Akşamları köy ziyaretleri, gündüz sivil toplum örgütleri odalara, muhtelif yayın evlerine, gazetelere ziyaretlerimiz devam ediyor. Birebir halka dokunuyoruz. Ben sabahtan öğleye kadar sivil dolaşıyorum. Girip çıkmadığım esnaf kalmadı neredeyse 20 gündür. Her gün farklı bir yerde kahvaltı yapıyorum. Farklı bir yere giriyorum, sohbet ediyorum. Kendimi tanıtmadan Silivri'deki seçim sonuçlarını değerlendiriyorum. Daha önce kime verdiklerini soruyorum. Şimdi kime vermeyi düşünüyorsunuz diye. Güzel sohbetler kuruyoruz. Sıcak Silivri insanı, sıcak kanlı, sevecen, açık yürekli. Biz de İzmirliler olarak böyleyiz. Her ne kadar bize gevur İzmir'i deselerdi. biz de denizin iyotundan mıdır, güneşin güzelliğinden midir? Gayet uyumlu bir çalışma götürüyoruz şu anda. Fahri bir Silivri'li hemşeri edindik demek çok yanlış olmasın o halde. Biz de aslında Silivri olarak İstanbul'a bağlıyız. Yani ben doğduğumdan beri hep İstanbul ilçesi ama ben askere gittiğim gün fark ettim Kamil Bilici Emret İstanbul'a emret komutanım derken biz de kendimizi burada daha çok Trakyalı görürüz aslında. Doğru. Silivri böyle özelliklere sahip. Sizin de altını çizdiğiniz üzere esnafından sivil toplumuna çeşitli
temaslarda bulundunuz Silivri'de. Evet. Ve bir yerel seçimi de atlattık. Büyükşehir seçimleri önümüzde ama geride bıraktığımız bir yerel seçim var. Silivri kamuoyunda çok çok konuşulan aslında konulardan bir tanesi de bu. Silivri uzun yıllar boyunca 3 dönem Sayın Selami Değirmenci başkanlığında, daha sonra 2 dönem Sayın Özcan Işıklar başkanlığında, arada bir Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı olarak belediyeyi kazandığı bir ilçeydi. Ve bu seçimde Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili adayı Volkan Yılmaz Silivri Belediye Başkanı oldu. Siz Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili olarak Silivri'de bulunduğunuz temaslar ışığında Silivri Belediye seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii demokrasiye saygı duymak lazım. Nasıl ki biz Sayın İmamoğlu'na seçim sonuçlarıyla ilgili bir haksızlık yapıldığını düşünüyorsak buradaki seçimin sonucuna da saygı duymak durumundayız. Volkan Bey'le birkaç kez karşılaştım etkinliklerde. Genç bir arkadaşımız. Başarılar diliyoruz. Silivri için güzel şeyler yapmasını istiyorum. Ben bugüne kadar da Özcan Başkanımızın da Silivri'ye gerçekten ciddi hizmetler yaptığını, ziyaret ettiğim köylerde, gezdiğim sahilde de gördüm. Çok güzel hizmetler yapılmış. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki aynı hizmetler devam eder. Çünkü biz ülkemizdeki siyasetin bir sonuç alma, yani siyasetçi sorun yaratan değil, sorunlara çözüm öneren insan olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar deneme yanılmayla kişileri tanıyarak oy verirler. Belediye başkanında bu kişiler daha da önemlidir. Silivri'de Cumhuriyet Halk Partisi açısından yerel seçimlerde Özcan Başkan'ın seçimi kaybetmiş olduğunu çok düşünmüyorum. Aslında yarı yarıya alınmış oy, çok az bir farklı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de çok ciddi bir iddiası olmamasına rağmen bir aday çıkarmış. AKP'nin oylarıyla seçim almışlar. Böyle görünüyor sonuç. Bizim kaybımızda da mutlaka kendimizi gözden geçireceğimiz bazı hatalarımız olabilir. Birçok nedeni olabilir. Bir bölünme, örneğin bizden aday adayı olan bir arkadaşın ayrılarak DSP'den aday olması, bir miktar oyu götürmesi, işte Silivri cezaevinde kullanılan oylardan büyük şehire oy verilip İlçe belediyesine oy verilmemesi 4000 kadar. Bunun dışında belediye meclis listesinin doğru yapılamamış olması ya da Özcan Başkanımızın 10 yıldır yaptıklarını iyi pazarlayamaması, anlatamaması olabilir. Çok güzel şeyler yapılmış ama bunu topluma anlatmak lazım, reklamını yapmak lazım. Ben İzmir'de de çok sayıda belediye başkanı arkadaşım olduğu için, yani bazı belediye başkanı arkadaşlarımız yaptıklarını çok iyi pazarlarlar, reklamını çok güzel yaparlar. Bazı belediye başkanları da ya bunun için para kaçırmayın, bu halkın parasıdır. Ya yaptığımı zaten halk görür, takdir eder ve oyunu verir diye düşünür. Sanıyorum Özcan Başkan bu tarz bir arkadaşımız. Yani yaptıklarımı halk görür, bana oy verir diye düşünmüş. Fazla reklamını yapmamış. Halkın parasını da çarçur etmemiş bir başkanımız. Bundan sonra da siyasette devam edeceğini düşünüyorum ben. Bir başka kol var da başka şekilde. Ona da siyasi yaşamında başarılar diliyoruz. Volkan arkadaşımıza da ona keza başarılar diliyoruz. Silivri iyi yönetilmeyi hak eden bir yer. Diliyorum ve temenni ediyorum ki belediye meclisinde gerek Cumhuriyet Halk Partili gerek AKP'li MHP'li arkadaşlarla birlikte Silivri'ye güzel hizmetler üreteceklerdir diye beklentimiz bu. Evet. Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım. Burası bir ilçe belediyesi. İlçe belediyelerinin bütçeleri bellidir. Büyükşehir Belediye bütçesinden destek almadan ve özellikle büyük arterlerde yatırım alanlarında bir ilçe belediyesi çok fazla belirleyici rol oynayamaz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı da çok önemli. Yani buradan Sayın İmamoğlu'nun, siz de çok iyi biliyorsunuz ki 18 gün mazbatası elinde kaldı. Bu 18 günde inanılmaz güzel işler yaptı yani toplum nezdinde. Bugün eğer su faturalarında Silivri'deki insanların, Trakya'daki insanların su faturaları %40 gerilemişse bu İmamoğlu'nun sayesinde oldu. Bugün eğer üniversite öğrencilerimiz ulaşımda ciddi bir avantaj sağladıysa bu da İmamoğlu'nun sayesinde oldu. Böyle baktığımızda Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'daki yaşayan hane halkına evdeki çorbada tuzu bulunmak maksadına ciddi katkılar sağladı. Bunu bir mantıkla 18 günde bunları yapan bir insan acaba 1800 gün belediye başkanı olsaydı neler yapardı diye tersten bakmak lazım. Kesinlikle İstanbul'da yaşayan insanların bu ekonomik krizde ciddi katkılar sağlayacak projeleri var. Evet. Sayın İmamoğlu'nun. O projeleri de aslında değerlendirelim istiyorum Sayın Vekilim ama bir de
hani süre olarak da ilerleyecek olursak Silivri Belediyesi'nin seçimlerini evet. konuştuk. Aynı seçim takvimi içerisinde işte Büyükşehir Belediye seçimi evet. de yapıldı. Ve biz de burada canlı yayın yapmıştık arkadaşlarımızla beraber. Bu canlı yayında oyları ve sonuçları dinleyicilerimize evet. aktardık. Saat 11.30 itibariyle birden oy yani %80'i falan açılmışken hı hı. Bu bilgi akışı durduruldu ve ertesi gün neredeyse evet. öğrendik Doğru. ki Sayın Ekrem İmamoğlu aslında seçimi kazandı. Evet. Sonraki süreç yine biraz sancılı olmuştu ve iddialar ortaya atıldı. Oy doğru. çalındığına yönelik efendime söyleyeyim işte görevlilerin banka memuru olduğu, işte devlet görevlisi olmadığı ya da KHK'lıların oy kullanıp kullanmaması gerektiği gibi tartışmalar yaratıldı. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Oy çalındı şimdi, mı hakikaten? Evet, yani gerçekten ağlanacak halimiz var ama gülmek geliyor içinden evet. yani bu oy çalındı meselesine özellikle. Eğer bu oylar çalındıysa bir şey sormak istiyorum. Aynı sandık kurulunda aynı sandıktan ve aynı zarftan çıkan 4 tane oy pusulası var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği muhtarlık, ve muhtarlık. Evet. Şimdi bu şuna benziyor. İzmir'de bunun esprisini yapıyorlar. Diyorlar ki eşinin doğum saati gelen kadını kocası hastaneye götürmüş. Doğum başlamış. Dördüzmüş çocuklar. Babası demiş ki ben bu doğan çocukların üçünü kabul ediyorum, birisini kabul etmiyorum. Bu buna benziyor. Yani aynı sandıktan, aynı kuruldan çıkan şeyin o zaman bir gerçekten bir usulsüzlük varsa, gerçekten bir çalma çırpma meselesi varsa nasıl bir ustalıkla zarfın içerisinden çıkan üç tanesi geçerli, bir tanesi geçersiz. Biz bunun için de müracaat ettik Yüksek Seçim Kurulu'na. Dedik ki yani eğer gerçekten bir usulsüzlük varsa o zaman tamamını iptal edelim. İlçe evet. seçimlerini de yenileyelim. Ama ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu buna yanaşmadı. Çünkü biz de biliyoruz ki hepimiz biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu kendi özgür kararıyla karar vermiyor. Bir yerden aldığı talimatları ne yazık ki uyguluyor. Bu bizim Türkiye'deki seçim tarihine bir kara leke olarak geçti. Bundan üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim. Ülkemi, kentimi seven bir insan olarak bu bayrak altında yaşayan kesinlikle Cumhuriyetine bağlı Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde biri olarak ülkemin dış itibarının bu seçimlerin yenilenmesiyle ciddi bir itibar kaybına uğradığını düşünüyorum. Yani bunu görmemek mümkün değil. Peki bu itibar kaybının halka yansıması nedir diye sorarsanız bence ciddi yansıması var. Çünkü ekonomiye yansıyor bu. Yani siz bir üretim sevdalısı insan olarak ürettiğiniz bir ürünü ihracat yapamıyorsanız ve devamlı her şeyi ithal eder hale gelmişseniz, Türkiye'de işsizlik almış başını gitmişse, artık anneler babalar acaba bir milletvekiline uğraşsam, bir telefon etsem diye bizi arayıp da ağlayarak kadının, ya evladım, sayın milletvekilim, ben 5 sene aynı ayakkabıyı giydim, kocam 10 yıl aynı paltoyu giydi, zannediyorduk ki evladımız üniversite mezunu olunca bir işi olacak, iş bulacak. Hem bize katkı sağlayacak hem kendisini kurtaracak. Ama şimdi evladım 2 senedir yatıyor. Babası yataktan sabah kalkıyor. Yüz yüze birbirlerini görmemeye çalışıyorlar. Çünkü çocuk avuç açıp bir çay parası babasından isteyemiyor. Çünkü onu da verecek hali yok, emekli babası. Baba oğul birbirine düşecekler. O da ters ters oğluna bakıyor. Niye yatıyorsun? Koskoca adam oldun, üniversite bitirdin. Hadi git kendine bir iş bul diye kadın ağlayarak anlatıyor bunu. Ne? Şimdi bu ülkenin içine geldiği bu durumu genel olarak baktığımızda gerek mutfaktaki yangın, tenceredeki yangın, 3 evladına 3 patates kaynatan ama 5 sene önce 3 patates kaynatan, şimdi 2 patates almaya gücü yeten ve 2 patates kaynatıp 3'e bölmek zorunda kalan o anneler evlatlarının yatağa aç girmesini istemiyorlar. Bunun doğal olarak sandığa yansıması söz konusu. Nasıl yansıyacak? Aslında yansıdı. Bakın, bundan önce, yerel seçimden önce yapılan son milletvekili seçiminde parlamentoda 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıktı. Ama buna rağmen AKP'nin milletvekili sayısı artmadı, azaldı. Yani bu bir uyarıydı halk tarafından. Sandıkta AKP'ye sen kendine çeki düzen ver dedi halk. Milletvekili sayısını azalttı. Dolayısıyla buradan bir ders çıkarılması gerekiyordu. Gelelim son yerel seçime. Son yerel seçimde yine AKP'nin elinde olan bir Antalya Belediyesi, bir Mersin Belediyesi, bir Adana Belediyesi,
bir Artvin Belediyesi, bir Kırklareli. Yani baktığınız zaman yani İzmir'i, Muğla'yı, Aydın'ı saymıyorum. Onlar zaten bizdeydi. Ama evet, bizde olmayan birçok belediye, yani AKP'de olan belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Evet. Ya da İyi Parti'ye geçti. Bu da şunu gösteriyor ki artık toplum mutfaktaki yangından ve işsizlik konusundan, ekonomideki bunalımdan etkilenmiş durumda bir değişim istiyor. Yani 17 yıldır bu ülkeyi seçimlere sürükleyenler durmadan devamlı olarak efendim istikrar için bize verin, efendim memlekette beka sorunu var bize verin diyenlerin söylediklerinin doğru olmadığını ve her seçime kadar bulundukları vaatler, verdikleri sözler, geçici olarak mutfaktaki yangını söndürmeye yönelik açılan tanzim satışların seçim sonrasında kapatılması, yani bunların hepsini halk değerlendiriyor. Hiçbir siyasetçi halk aptal yerine koymamalı. Halk bilinçli, halk araştırıyor, halk soruşturuyor. Dolayısıyla araştıran halk kendisini bu şekilde davrananı da cezalandırıyor. Ben önümüzdeki seçimde de aynı şekilde aslında İstanbul'un şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınmasını büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Yukarıda Allah var, bunu insanlar da görüyor. Sokakta karşılaştığım, geçen sefer Binali Bey'e verdim, gönlüm rahattı ama bu sefer Binali Bey'e vermeyeceğim. Çünkü aynı şey Binali Bey'in başına gelseydi acaba saraydaki kişi ya da Yüksek Seçim Kurulu Binali Bey'in mazbatasını alır mıydı? Herhalde almazdı. O zaman bu yapılan bir haksızlıktır. Demokrasiye saygı sandıktan çıkan sonucu hayata geçirmektir. Ben 17 gün boyunca İzmir'den geldim. Beyoğlu'nda görevliydim. Orada sandıkların üstünde, çuvalların üstünde yattım. Bir saydırdılar, olmadı. Bir daha saydırdılar, olmadı. Aşağıdan saydık, olmadı. Yukarıdan saydık, olmadı. Sonuç değişmedi. Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazandı. Bu bir gerçekti. Şimdi bu kadar sayıyorsunuz, sayıyorsunuz, sayıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki efendim sandığın başındaki görevliler memur değildi. Peki kim atadı bunları? Evet. Biz mi atadık bunları? Siz atadınız. İktidarda olan sizsiniz. Belirleyen sizsiniz. Yüksek Seçim Kurulu. Yine bu seçimde de görevli. Yine siz belirliyorsunuz görevlileri. Yani şimdi böyle baktığınız zaman tutar hiçbir tarafı yok. Yani sokaktaki 10 yaşındaki çocuğa sorsak bunu. Yani aynı zarftan çıkan, aynı sandıktan çıkan, aynı sandık kurulunun gözetiminde her siyasi partinin temsilcisi olan, kontrollü yapılmış bir sayımın ve seçimin bu şekilde sonuçlanması ve sonucunun böyle ilan edilmesi gerçekten büyük haksızlık. Evet. Ve şimdi bir 23 Haziran seçimleri var artık, evet, yeniden gündemde. Onun üzerine de konuşacağız. Sayın İmamoğlu'nun projeleri de aslında İstanbul'da heyecan uyandıran projeler. Kesinlikle. O 18 günde yaptıkları, daha sonra atanan valinin, evet, onun verdiği vaatlerini yerine getirmeye devam ettiği. Meclis olarak, evet, çıkarmaları mecbur kaldılar, evet, tabii, evet, ona. Yani şimdi %40 suyu ucuzlatacağım dedi. Evet. %40 suyu hadi bakalım meclis harekete geçti, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, hı-hı, yapalım dendi. Yapmak zorundalar. Onu, evet, yapmasalar bu sefer halk dönüp diyecek ki ya siz, hani benim cebime giren bir şey yok. Evet. Oysa İmamoğlu bize bu sözü vermişti ve hayata geçirdi. Evet. Bu çok önemli bir şey. Artık Sayın İmamoğlu bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı falan değil. Hı. Halkın adayı haline geldi. Evet. 81 vilayetin adayı haline geldi. Evet. Onun yani, üzerine de konuşacağız. Tabii. Çok kısa bir reklam aramız var Sayın Vekilim. Efendim kısa bir reklam arası sonrasında sohbetimiz bu frekansta devam ediyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile gündemdekiler devam ediyor. Müzikal Tekiniz Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Saatler 17.37. Bölgemizden sorumlu, Silivri'den sorumlu Sayın İzmir Milletvekilimiz Taceddin Bayır'la da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haluk Levent'e de şöyle İzmir'in dağlarına doğru bir selam da vermiş olduk reklamların hemen arkasından. Çok güzel. Birkaç hatırlatma da yapmak istiyorum aynı zamanda dinleyicilerimize sohbete devam etmeden önce. Instagram'dan şu anda Küpe FM'in Instagram hesabında canlı yayındayız. Sayın Vekilimizin sosyal medya hesaplarında Facebook'ta Taceddin Bayır diye arattırırsanız Facebook'tan da izleyebilirsiniz bizleri, canlı yayınımızı. Bu keyifli sohbeti oralardan da takip edebildiğinizi hatırlatalım. Yine bu sohbete soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0212 727 11 11'de tuşlamanız gereken telefon numarası dedikten sonra
geride bıraktığımız Mart seçimlerini ilk bölümde değerlendirdik Sayın Vekilim. Şimdi 23 Haziran çalışmaları devam ediyor. Neler yapılıyor, ne gibi projeler bekliyor Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda İstanbul'u? Şimdi öncelikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun anlayışından biraz bahsetmek istiyorum. Yani nasıl bir belediye başkanı, neyi hayal ediyor? Ekrem Bey'in belediyecilik anlayışının temeli İstanbul'da yeni neslin siyaset anlayışı hakim olacak. Buradaki siyaset anlayışını biraz açacak olursak, bugün klasik olarak siyasetçilerin karşısındaki siyasi parti mensuplarını devamlı suçlayan, ötekileştiren, ayrıştıran bir dil kullanmıyor. Ve siyasetin böyle olması gerektiğini, tam tersine kucaklayan, barışçıl bir dille yapılması gerektiğini düşünüyor Ekrem Bey. Ve yeni neslin siyaset anlayışında da barışçıl, insanları ötekileştirmeyen, kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde barış türküleri söyleyen insanların kenti yapmak istiyor İstanbul'u. Yine İstanbul'a yeni nesil belediyeciliğin hakim olması istiyor. Yeni nesil belediyeciliği biraz sonra açacağız yapmak istediği projelerde. Yeni nesil yerel demokrasinin hakim olması gerektiğini. Yani herkese eşit mesafede. Bugün herhangi bir siyasi partinin belediye başkan adayı değil derken Ekrem Bey için, evet tabii ki bir siyasi partiyi temsilen giriyor ama Ekrem Bey seçildikten sonra hangi siyasi partiye mensup olursanız olun, herkese eşit hizmet verme adaletinden bahsediyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun bir prototipini aslında bölgemiz Beylikdüzü Belediye Başkanı rüştünü ispat etti, döneme yaptı ve Beylikdüzü'nü incelediğiniz zaman bu işe gerçekten herkese nasıl eşit davrandığını. Yani sen A partilisin, senin çöpünü almam. B partilisin, suyunu vermem. Böyle bir şey yok. Herkese eşit davranmış. Herkese dokunmuş. Yani 39 tane ilçeden neden Ekrem İmamoğlu seçilip aday yapıldı? Başarı çıtası en yüksek olan belediye başkanımız. Tabii diğer belediye başkanlarımız da başarılı. Ama bu konuda bir hemfikir oluştu. Bakın, Ekrem İmamoğlu ilk aday olduğunda Türkiye'de kimse tanımıyordu. Ve işin doğrusu, sokakta gezdiğimizde ilk 31 Mart seçimleri öncesinde bana İzmir'deki radyo programlarında da şunu sormuşlardı. Yani ya Ekrem oğlundan, İmamoğlu'ndan daha tanıdığın isimler vardı, daha popüler isimler vardı. Niye onları değil de Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi partiniz dediklerinde ben şunu söylemiştim. Arkadaşlar, biz Yeşilçam'da film çevirecek artist aramıyoruz. Biz belediyeciliği adaletli uygulayacak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını hakim kılacak, sosyal yardımları yapacak, herkese eşit davranacak bir isim arıyoruz. O yüzden Ekrem İmamoğlu diye açıklamıştık. Yine İstanbul'da yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak. Şimdi bunları söylerken tabii yani tarifini, açımını yapmak lazım. İstanbul Belediyesi'nde yıllardır inanılmaz bir israf yapılmış. Bu herkesin bildiği bir şey. Gerçekten biz bunu, bu nasıl israf yapıldığını anlatacağız. Uygulanamayan fikir projelerine, bakın uygulamaya konulmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcanmış. Kimin parası bu 226 milyon? İstanbul'u halkın ödediği vergilerden toplanan para. Karşılığında bir şey yapılmış mı? Hayır. Sadece kağıt üzerinde kalan projeler. Tam 226 milyon. Yani eski parayla 226 trilyon. Sayıştay denetiminde ortaya çıkarılan zarar ise, bu bizim çıkardığımız bir şey değil, Sayıştay çıkarmış bu zararı. Ortaya çıkan zarar 723 milyon lira. İsraf düzenini kesinlikle Ekrem İmamoğlu döneminde tasarruf düzenine dönüştüreceğiz. Dolayısıyla İstanbul'un vergi olarak ödediği, yine İstanbul'un hizmetine sunulması gereken harcamaları çok ölçülü biçimde, tasarruflu biçimde yapacağız. Ekrem Bey'in vaatlerinin bir kısmını 18 günde hayata geçirdi. Henüz o 18 günde vaate geçiremediği, inşallah 24'ünde mazbatasını aldıktan sonra vaate geçireceği başka projelerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşım bedava. 25 yaş altı insanlara da, gençlerimize %50 indirim. İlk aktarma bedava. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım bedava. Ulaşım, gıda, eğitim ve sağlık düzenlemeleriyle ilgili bu sayede her ailenin bütçesine yılda 2500 lira indirim sağlamış olacağız. Bu çok ciddi bir rakam aslında. Kesinlikle. Yani aya böldüğünüz zaman her ay 200 TL tasarruf edecek aileler. Bu parayı çocuğuna başka bir şekilde kullanacak. Yine bölgesel ölçekte baktığımızda tarımsal koruma ve üretim planı.
Üretici birlikleri, kooperatif desteklenecek, sağlıklı bir gıda zinciri oluşacak. 150 mahallede analizler yapılıp buralarda organik tarım yapılacak. Yani toprağın analizi yaparak organik tarımda ne ekersek doğru sonuç alırız. Bunu tabii üniversitelerimizle birlikte yapacağız, ziraat fakültelerimizle birlikte yapacağız. Kent tarımı desteklenecek ve kent gıda konseyi kurulacak. İki tarım organize sanayi bölgesi kurulacak. Böylelikle organik tarımın ve tarımda üreten insanların alın teri ve emeğinin karşılığının bulması sağlanacak. Dolayısıyla köyden kente göç de engellenmiş olacak. Yani köyde yaşayan insanların kente taşı toprağı altındır diye gitmesine gerek kalmayacak. O köyde yetiştirdikleriyle de alın terini, emeğin karşılığını geçimini temin edecek. Mahalle mutfakları kurulacak. Yoksul öğrenci ve emekçilerin ihtiyaçları karşılanacak. En çok da bu şehrin kadınlarını destekleyeceğiz diyor Sayın İmamoğlu. Kadın emeği ofisi kurulacak. Yani ev kadınlarının üretimini alıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaştıracak. Bizim bu konuda İzmir'de 2011 yılından beri yapmış olduğumuz bir uygulamamız vardı. Kırsalda kalkınma projesi. Bu projenin benzeri bir proje. Zaten Beylikdüzü'nde de bunu hayata geçirmiş. İstanbul'da bunu adapte edecekler. Üniversitelerle, ziraat fakülteleriyle birlikte projelendirerek en doğru sonucu alacağız. Evdeki kadını mutfaktan çıkaracağız. Sadece kocasının gömleğini ütüleyen insan değil, çamaşırını yıkayan, çocuğuna bakan insan değil. Evdeki kadını da patron yapacağız, üretime sokacağız. Üretime katkı sağlayacak. Kadın kooperatifleri kuracağız. Ve bu ürettiğiyle de aile ekonomisine katkı sağlayacak kadınımız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere sosyal tesislerden %40 indirimli faydalanmasını sağlayacağız. 100 çocuk kapasiteli 150 adet kreş açacağız. Bu 15 bin çocuk demektir. 15 bin çocuğun kreşe gitmesini sağlayacağız. Ve bu kreşlerde toplam 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız. Sitelerde 100 çocuklu kreşi zorunlu hale getireceğiz sitelerde. Çünkü burada bir taraftan çalışan kadının çocuğuna bakabilmesi, bir taraftan evine para kazanabilmesi için çocuğuna bakacak birini bulması lazım. Bunu da ancak kreşle çözebiliriz. Bağımlılık ve çocuk istismarı seferberliği başlığı altında İstanbul'da madde bağımlılığına karşı alınacak önlemleri açıklayan Ekrem Bey, 4 bağımlılıkla mücadele birimi kurulacak. Mahalle çözüm merkezleri ve psikolojik destek merkezleri açacağız. Yani çocuklarımızı zehir tacirlerinin eline bırakmayacağız. Uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz çocuklarımızı. İstanbul'da 2.278.000 genç insanımız yaşıyor. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi'ni kuracağız. İlk etapta pilot 10 merkezde dünya dilleri merkezlerini hayata geçireceğiz. Ve online olarak dil eğitimi vereceğiz. Yani İstanbul'daki gençlerimiz ücretsiz olarak 10 merkezdeki bu merkezden online olarak dil eğitimi alacak. Mutlaka Türkçenin yanında yabancı bir dili de öğrenmiş olmalarını sağlayacağız. 25 yaş altı ve öğrenci olmayan gençler ulaşımda %40 indirimli faydalanabilecekler. Kültür etkinliklerinden de %40 indirim alacaklar. Gençler için artık İstanbul bir kara rüya olmaktan çıkacak, yaşanmak istenen bir kent haline gelecek. İstanbul'da genel işsizlik şu anda %15'ler seviyesinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genişleyen hizmetleriyle 25 bin yeni istihdam sağlayacağız. Bölgesel istihdam ofisleri, kent enstitüleri ve İstanbul Yatırım Tanıtım Ofisi'ni açacağız. Böylesine baktığımızda bunları daha detaylandırmak, çoğaltmak mümkün. Ama bir radyo dinleyicisini çok fazla sıkmamak için sadece şunu söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu gerçek bir belediye başkanı, ne yaptığını bilen, projeleriyle, araştırma geliştirmeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla ve fakültelerle işbirliği yaparak çözüm üreten bir insan. Bu güzel bir şey. Yani her şeyi ben biliyorum diyen bir insan değil. Ortak çözüm, ortak eylem ve sorunu birlikte tespit etme, çözüm getirme anlayışı. Bakın o kısacık sürede yaptığı icraatlarını hatırlayalım. Nisan ayında konutlarda tüketilen suyun 20 metreküpünde %40 oranında indirime gidildi. Bu hayata geçti.
Bizi dinleyen insanların su faturalarını lütfen geçmiş faturalarıyla bu faturalarını mukayese etmesini rica ediyorum. Evet. Bu indirim aile bütçesine sağlanan bu katkı Ekrem İmamoğlu'nun projesidir. Aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL'den 50 Türk lirasına düşürülmesi talimatını verdi ve mecliste bu oran 40 lira olarak belirlendi. Yine 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı yapıldı ve dağıtıldı. Yine 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı ve dini ve milli bayramlarda, resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması yönünde çalışma yürütülmesinin talimatını verdi. Henüz hayata geçmedi. İstanbul Halk Ekmeği'ne satılan Ramazan pidesinde bu yıl zam yapılmamasını talep etti ve ilk defa bu yıl zam yapılmadı. 300 gram pidenin 1 TL'den satılmasına karar verildi. Bunlar çok kısa bir zamanda yaptıkları. Yani bir insanın yaptıklarıyla önümüzdeki 1800 günde yapacaklarına baktığınızda çok daha şey olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada 23'ünde İstanbul'da yaşayıp seçmen olan insanların sakın ola tatil bahanesiyle oy kullanmamazlık yapmasınlar. Mutlaka sandığa gitsinler. Çünkü sandığa gitmek, oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Ve bir vatandaş olarak ileriki yaşantınızın kolaylaşmasını istiyorsanız, ekonominizin düzelmesini istiyorsanız mutlaka İmamoğlu'nu desteklemelisiniz. Burada söylenen ve kabul edilen artık yalanların, oluşturulan haksızlığın ve mağduriyetin hesabını sandıkta sormak için 23 Haziran'da İstanbul'un adayı olan Ekrem İmamoğlu'na oylarınızı vermenizi istiyoruz. Mağdur edebiyatı yapıp hak yiyenlerden sandıkta bir kez daha Ekrem İmamoğlu desteğine vererek gereken cevabı vereceğinizden şüphemiz yok. 18 günde İstanbul'a 18 projeyle katkı koyan bir başkan 5 senede İstanbul'da yaşayanların yararına neler yapmaz hayal bile edemiyorum şu anda. Evet. Yine aslında bir iki sorum kaldı Sayın Vekilim ama çok kısa bir aramız olacak. Tamam. Sonrasında bir 5 dakika daha uzatacağız programımızı. Kısa bir aranın ardından biz yine buradayız efendim. Tamam. Kamil Bilici ile gündemdekiler devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe FM'de ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteyiz. Devam ediyor. Saatler 17.51'i göstermekte. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Programın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Instagram'dan, Küpe FM'in Instagram hesabından da canlı yayınımız devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu 18 günlük belediye başkanlığı sürecini 24 Haziran itibariyle hayata geçireceklerini programımızın şu dakikasına kadar dinleyicilerimize aktardık. Aslında hem bu hayata geçenler hem bundan sonraki hedefleri sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında da büyük bir heyecan uyandırdı. Evet, aynen öyle. Biz de takip ediyoruz yayıncılar olarak. Çeşitli yerlerde, örneğin Trabzon'da, Karadeniz'in bilim yerlerinde yaptığı mitingler sadece bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını değil, kendi evladını da bağrına basan yoğun kalabalıklarla karşılaştı. Ve aslında... 17 yıllık bir sürecin sonrasında demokrasinin gereği olan şeylerden bir tanesi de Ekrem İmamoğlu'nun bu siyasi anlayışının sonucu olarak olduğunu değerlendiriyorum ben. Hayata geçecek bir canlı yayında iki rakip aday bir araya gelecek bu hafta sonu pazar günü. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz Sayın Vekil? Aslında Ekrem Bey'in buna ihtiyacı var mıydı yok muydu tartışılabilir. Birçok insan tabii bugüne kadar gördüğümüz ve yaşadığımız özellikle yandaş medyanın yaptıklarını göz önüne aldığımızda acaba bir sabotaj olabilir mi endişesi altta var. Evet. Bana soruyorlar yani çıkmasa daha iyi olmaz mıydı falan gibi. Sabotaj derken neyi kastediyorsunuz? Gördük ki zaman zaman Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri şeyler televizyonlarda kırpılarak, kesilerek, çarpıtılarak işte A Haber gibi vesaire gibi bir takım kanallarda veriliyor. Buradaki hedef belli. Bu arkadaşların asıl amaçlarının halka doğru haber vermek, doğru yayıncılık olmadığını biz biliyoruz. Sadece ve sadece çamur at izi kalsın biçiminde Sayın İmamoğlu'nu karalayarak yol almaya çalışıyorlar. Ama toplum ve halk bunun farkında. Evet. Acaba tarafsız bir kurumda bir sunucuyla
Halkın haber alma özgürlüğünde her iki adayın da tanıtılması anlamında böyle bir şey. Tabii ki Ekrem Bey de hayır diyemedi. Olur. Benim için problem değildi. Bu biraz özgüven meselesidir. Evet. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda ben hatırlarım bu tip programlar olurdu. Olmasında da fayda var aslında. Yani Uğur Dündar çıkardı. İşte bir tarafında Erbakan, bir tarafında Demirel, karşısında Ecevit, öbür tarafta Türkeş. Aynı soruları dört lidere sorardı. Sorulan sorulara göre biz de genç olarak izlerdik. Derdik ki ya şu daha mantıklı konuşuyor, bu daha inandırıcı. Bu değil, ona göre bizim bir siyasal görüşümüz oluşurdu. Evet. Şimdiki gençlerimiz bu konuda şanssız. Evet, çünkü böyle bir şey, böyle bir tartışmaya şahit olamıyorlar. Yani izleyerek, gözlemleyerek, sorulan soruların cevaplayarak kime oy vereceğini tam olarak karar veremiyor. Çünkü ne zaman televizyon açsa yandaş kanallarda hep aynı isimler, aynı fotoğraflar, aynı kişiler konuşuyor. Adeta bir hipnoz alanı teşkil etti medya. Evet. Dördüncü güç. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki bu tip yayınlar daha da artar. Evet. Bu insanlar karşılıklı konu, aynı sorular sorulur. Hı. Verilen cevaplara göre kimi ikna olur olmaz. Bu arada az önceki sorunuzda projelerde önemli bir şeyi atladığımı fark ettim. Eğitimle anneler babalar çok büyük sıkıntı içerisinde. Ben de uzun yıllardır maaşımı çocuklara burs olarak dağıtan bir milletvekili olarak az önce gözüme takıldı. 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz diyor Sayın İmamoğlu. Bu çok önemli bir şey. Yani ben bugün gerçekten ekonomik sıkıntı içinde üniversiteyi yarım bırakan, okuyamayan çok reşber ailenin çocuğunu gördüm kırsal alanda. Toplamda 10 bin öğrencinin faydalanabileceği 500 kişi kapasiteli 12 adet kadın ve 8 adet erkek öğrenci yurdunu da derhal İstanbul'da hayata geçireceğiz. Bence bu hizmetler çok büyük hizmetler. Kesinlikle. Özellikle çocuğunu okutamayan aileler için. Ailenin eğitime harcadığı parayı azaltmak için ayrıca 500 bin öğrencinin de kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacağız. Yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtımı yapacağız. Bu çok ciddi bir destek bence. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız. Ailedeki nüfusa göre her ay 200 liradan 2020 liraya kadar nakdi yardım yapacağız. Tüm yardımları da hanedeki kadınların eline vereceğiz. Yani birilerinin yaptığı gibi bir takım vakıflara, nereye gittiği belli olmayan bir takım kurumlara değil, direkt ailenin içerisindeki kadının eline verilecek. İşsizliği mutlaka çözeceğiz. Kısa vadede en az 200 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız, yaratacağız. 15 yeni yaşam vadisi, Kuzey Yaşam Koridoru, bölge parkları ve mahalle cep parkları ile İstanbul'da 30 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. Evet. Gerçekten bunlar, ben okurken bile, söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz projeler. Evet. Yani İstanbul'u uçuracağız desek yeri var. Hakikaten İstanbul 17 yıldır uğramış olduğu bu haksızlıktan, bu görsel kirlilikten kurtulacağını düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka ayın 23'ünde seçmenlerimizin sandığa gitmesi lazım. Evet. Tatili her zaman yapabilirsiniz. Seçim 5 yılda bir yapılıyor. Ama oyunuzu mutlaka kullanın. Çünkü bu sizi, sadece sizin değil, çocuklarınızın geleceği için, torunlarınızın geleceği için yaşamsal bir önem taşıyor. Demokrasi adına da yaşamsal bir önem taşıyor. Yani bu bütün dünyanın gözü, sadece Türkiye'nin değil. Bütün dünyanın gözü bu seçimlerde. Türkiye'de demokrasi var mı? Yok mu? Türkiye'deki insanlar demokrasiye sahip çıkacaklar mı? Çıkmayacaklar mı? Bu seçim bunun seçimi bir anlamda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem. Yoğun gündeminiz içerisinde bize vakit ayırdığınız için. Biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. İnşallah daha nice yayınlarda bir arada oluruz. İnşallah 50. yaşınızda da Küpe FM'de, 50. yaş gününüzde de bir arada oluruz. İnşallah. 25. yaş gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Keyifli bir sohbeti burada noktalandırıyoruz. Bir sonraki gündemdekiler pazartesi günü olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde ilçemizin
siyasi partilerinin değerli ilçe başkanları birer Güner Ayla radyomuzda konuk olacaklar. Pazartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Zafer Yalçın, çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi Silivri ilçe başkanı Sayın Sunay Göçengil ile biz yine bu mikrofonların önünde sizleri bekliyor olacağız. Bir sonraki gündemdekilerde buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kamil Bilici ile gündemdekiler sona erdi. Kamil Bilici ile gündemdekiler sona erdi.